Kadın erkek arasında dini konuda farklılıklar varsa, mesela diyor ki bir izleyicimiz, dini vecibelerimi yerine getirmeye çalışan bir kadınım ama eşim benim tasvip etmediğim bir hayat şeklini yaşıyor. İslam'ın emirlerini yerine getirmeyen kocanın kazancı ev halkına helal midir? Şimdi bir kazancın helal olup olmaması kişinin dini vecibelerini yerine getirip getirmemesine bağlı değildir. Mesela basit bir vecibe, mesela oruç tutmak diyelim ki, zekat vermek... Zekat vermek biraz ayrı, hadi bu maddi şeylerle. Evet. Mesela oruç tutmak. Bir kişi diyelim ki oruç tutup tutmaması onun kazancının helal olup olmamasını etkileyecek bir şey değil. Diyelim ki siz 100 lira para kazandınız yani. Bu yani kazancınız eğer ki helalse, helal odan bir emek verdiyseniz niye sizin oruç tutup tutmamanıza bağlı olsun? Tam tersi ama diyelim. Yani diyelim ki oruç tutmayan biri helal bir yerden 100 lira kazandıysa o helaldir. Tamam. Ama diyelim ki oruç tutuyor şahıs, dini diğer vecibelerini de yerine getiriyor. 100 lirayı kazanırken birisini aldattı. O yine haramdır. Yani sizin dini vecibelerinizi yerine getirip getirmemenizden kazancınız halal veya haram olmaz. Siz onun nasıl kazandığınızda halal. Çok. Helal ve haram olur. Yani namaz kılıyorsun. Elhamdülillah dini bütün bir insanım diyorsun ama orada haksızın tabii haklının yanında. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, işte hatta diyelim zekatı da veriyorsun malından. Çünkü zekat da fakirlerin malımızdaki hakkıdır. Yani bir Müslüman başkasına zekat verip de lütufta bulunmaz. Evet. Çünkü malın sahibi Allah'tır. İnsana malı lütfeden, bedeni lütfeden olduğu gibi malı da lütfeden Allah'tır. Zekatı vermediğimiz zaman malımız zekat zaten temizlenmek de demek. Yani biz aslında malımızda başkasının hakkı var. Onu verip de temizliyoruz malımız. O vermezsek aslında bir yerde zekatı malımız pis oluyor. Tabii. Şey oluyor. Başkasının hakkı onu vermezse. Ama diğer kişi isterse zekat da verse bakın malından. Evet. Eğer ki bir mal haksız kazanç söyle ne zekat vermek de onu kurtarabiliriz ne şeyle kurtarabiliriz. O haram bir paradır. Nasıl kazanıldığına bakması lazım. Ne yazık ki tabii din adına belli vecibeleri yerine getirenler de kazanç konusuna geldiğinde helal haramı gözetmediklerine tanık oluyoruz. Evet. Yani ama Kur'an ona da önem veriyor. Ve Kur'an'da onunla ilgili de birçok ayet var. Yani adaletsizlik yapmamak, başkasının işte yetimin malına veya göz başkasının koymamak. Malını hileyle, hurdayla kendini üzerine geçirmemek üzerine ayetler var. Yani bu konuda helal kazanç konusunda çok titiz olmak lazım. Çok güzel hocam.